Ama arkadaşlarımız böyle uygun gördüler. İnşallah bu araştırma komisyonu sonucunda burada Türkiye'nin bir milletleştirilmeye ve ona uygun tamamlar yaparız. Ardından da Türkiye'de... Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef Türkiye hiçbir şeyin korunamadığı bir ülke haline geldi. Çocuklar korunamıyor, kadınlar korunamıyor, sınırlar korunamıyor ve maalesef kişisel veriler korunamıyor. Türkiye'nin çocuk karnesine şöyle bir baktığımızda son derece vahim gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. 760 bin çocuk işçimiz var bu ülkede ve maalesef geçen yıl sadece 6 ayda 33 yavrumuz iş kazasında hayatını kaybetti. Maalesef iş yerlerinde evlerine ekmek götürmek için uğraşan çocuklarımız hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı söylüyor, 500 yavrumuz, 500 çocuğumuz okulla ilişkisini kesmiş. Ancak resmi rakamlar hiç kaydedilmeyenlere baktığımızda çok daha vahim bir tablonun olduğunu ifade ediyor. OECD diyor ki Türkiye'deki her 4 çocuktan biri akşam yatağa aç giriyor, sabah yataktan aç uyanıyor ve çocuklar bir malnütrisyon yani beslenme problemiyle karşı karşıyalar. Öte yandan bu yılın ilk 6 ayında 33 yavrumuz intihar etmiş. Daha küçücük yaşında hayata yeni başlamış, hayata dair umutları, hayalleri olması gereken yavrulardan 33'ü maalesef intihar etmiş. 2023 yılında 540 bin çocuğumuz kolluk kuvvetleriyle ve yargı makamlarıyla tanışmışlar. 263 bin çocuğumuz suça sürüklendiği için hakkında dava açılmış. Ve maalesef 26 bin yavrumuza geçen sene cinsel istismar uygulanmış. Maalesef 71 çocuk demek bu ve son derece ciddi bir rakam. Tabii devlete emanet edilen çocuklara geldiğimizde durumun hiç de parlak olmadığını görüyoruz. Bakın Zonguldak Kozlu Çocuk Evi'nde bir yavrumuza orada çalışan biri tarafından tecavüz ediliyor. Ve ben sorumlu bakana bir soru önergesi veriyorum. Sayın Bakan, nedir bu durum? Bununla ilgili bir cevap ver lütfen diyorum. Sayın Bakan, bir duvar dünya umurunda değil, kendi kurumlarında yavrulara tecavüz ediliyor ve ilgili bakan buna cevap verme tenezzülünde dahi bulunmuyor. Yine Mersin dedi ki çocuk yuvalarında çocuklar yurttan kaçıyorlar, terör örgütüne katılıyorlar ve polis tarafından yakalanıp küçücük 14-15 yaşında cezaevlerine konuyorlar Adana'da ve soruyoruz niye bu çocuklar, devlete emanet edilmiş bu yavrular cezaevlerine konuyor ve terör örgütüne üye oldukları için cezaevine konuyorlar, senin emanetindeyken, senin emniyetindeyken niye böyle oluyor diyoruz. Buna cevap vermek yerine bakan gidiyor cezaevine müfettiş gönderip buradan bilgiler Turan Çömez'e nasıl gitti çabuk bulun çıkartın diyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Niğde'de bir yavrumuz 9 yaşında çocuk yuvasında hayatını kaybetti. Niye öldüğünü bilmiyoruz. Sonradan valilik bir araştırma yapıyor, geriye dönük bütün videoları araştırıyor ve korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 17 kişi sistematik bir şekilde Niğde'deki çocuk yuvasındaki yavruları darp etmişler, şiddete maruz bırakmışlar ve gizleniyor her şey. Soru önergesi veriyorum Sayın Bakan'a. Nedir bu durum? Kimler bu çocukları dövmüşler, darp etmişler? Video şu anda valinin elinde. Bir cevap ver diyorum. Bakanın umurunda değil, muhatap bile kabul etmiyor. Niye muhatap kabul etmiyor? Çünkü bakanın muhatabı parlamento değil. Bakanın muhatabı meclis başkanlığı değil. Millet iradesi değil. Bakan bir tek yere bakıyor. O da saray. Öte yandan yine aynı bakana bir soru önergesi veriyorum. Diyorum ki Bahçeli Evler çocuk yuvasında sapasağlam, doktor raporlarıyla sapasağlam olduğu bilinen bir yavru kanamalı bir şekilde hastaneye gönderiliyor. Ve çocuk akciğerlerinden, böbreklerinden kanayarak hastaneye götürüldüğünde bir süre sonra hayatını kaybediyor. Nedir bu durum diyoruz? Yine cevap vermiyor. Aile feryat ediyor. Bana geldi aile. Dedim ki yok mu dosya elinizde? Yoksa size de mi aynı sansürü uyguluyorlar? Ne otopsi raporu verildi, ne dava ile ilgili bilgi verildi sayın vekilim. Kan ağlıyoruz, yavrumuz öldü, devlete emanet ettik, yavrumuz öldü ama ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Anne baba çaresiz, onların vekilleri meclisten soru önergesi veriyor ama bakan aynen bir duvar ve maalesef cevap vermiyor. Şimdi gelelim çocuklarımızın bir başka karnesine. Bakın 5 yaş altı çocuk ölümleri, rakamları çıkarttım. 2022 yılında 5 yaş altı çocuk ölümleri bu ülkede %11.2'ymiş. Çok ilginç. 2023 yılında
14.5'e gelmiş. Yani 1000 çocuktan, özür diliyorum yüzde değil, 1000 çocuktan 2022'de 11 hayatını kaybederken 2023'te neredeyse 15 hayatını kaybediyor. Peki bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? 2022'den 2023'e 0-5 yaş arası çocukların ölümündeki bu %30 artış neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Bu ülkede açlık ve sefalet kol geziyor ve bu çocuklar maalesef iyi beslenemedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. Dünyadaki diğer örneklere baktığınızda bu ölüm oranlarının ciddi bir şekilde düştüğüne tanık oluyorsunuz. Ama Türkiye'de hiçbir örneği olmadığı şekliyle çocuk ölümlerinde çok ciddi bir artış var. Biraz sonra yeni doğanlara geleceğim. Ama onlarla ilgili biraz daha size bilgi verebilmek için önemli bir veriyi sizlerle paylaşacağım. Az önce 0-5 yaş arası çocukların ölümünde sorumlu olabilecek şeyin açlık olduğundan bahsettim. Peki yeni doğanlar niye ölüyor bu ülkede? Bakın, 2022 yılında her 1000 yeni doğandan 9.2'si hayatını kaybediyormuş. 2023'e geldiğinde bu 10 olmuş. Yani %10'luk bir artış var. Bu çocuklarda beslenme bozukluğu yok. Bu çocuklar anne sütüyle besleniyorlar. Acaba yeni doğan çocuklardaki bu ölüm artışı ne? Aynı dönemdeki ölüm artışlarına baktığınız zaman Yunanistan'da ve Bulgaristan'da ciddi bir düşüş görüyorsunuz, Türkiye'de artış görüyorsunuz. Şimdi buradan Sayın Bakan'a soruyorum. İlgili bakana soruyorum. Bu istatistiklerden haberin var mı? Yeni doğan çocukların bu kadar ölüm oranlarındaki artışlardan dolayı herhangi bir şey yaptın mı? Bilgin var mı bundan? Acaba bu çocuklar yeni doğan ünitelerinde mi ölüyorlar? Yoksa yeni doğan çeteleri mi katlediyor bunları? Bunlarla ilgili bir çalışma, bir araştırma yaptın mı? Ama Bakan Bey'in maalesef bununla ilgili de hiçbir şey söylediğine tanık olmadık. Şimdi buradan başka bir konuya geleceğim. Bakın, onlarca soru önergesi verdim Sağlık Bakanı'na. Onlarca. Ve maalesef bunların hiçbirisine cevap verilmedi. Sayın Başkanım, şahsınızda meclis başkanlığını ikaz etmek istiyorum. Millet adına burada siyaset yapıyoruz, millet adına vazife yapıyoruz. Parlamentonun sorumluluğu yasama ve denetlemedir. Soru soruyoruz Bakan Bey'e. Umurunda değil bakanın, umurunda değil ve cevap vermiyor. Meclis başkanlığını bu konuda görevini ciddiye almaya ve mutlaka soruları yanıtsız bırakan bakanlara hesap sormaya davet ediyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi, bakın, bir önceki Sağlık Bakanı'na sormuşum. Demişim ki Sayın Bakan, senin hastanelerine, Medipol'e, Tekel'in İstanbul'daki un kapanındaki binaları verildi mi, milyarlarca liralık bina? Cevap yok. Beykoz Kavacık'ta 220 bin metrekarelik Tekel'in arazileri verildi mi sana? Cevap yok. Ankara Tren Garı'ndaki kampüs içerisindeki TCDD misafirhaneleri, o devasa alanlar senin hastanene verildi mi? Yine cevap yok. İstanbul'da Üsküdar'da 4500 metrekarelik bir arazi, vatandaş alın bunu okul yapın diye Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Maliye'ye vermiş. Bu araziye el koydun mu Sayın Bakan diyorum. Soru önergesi veriyorum burada. Bakın, soru önergesi. Bu parlamentoya verilmiş soru önergesi. Yine cevap yok. Başka bir soru daha soruyorum. Acaba diyorum Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekare arazi sana verildi mi Bakan Bey diyorum. Yine cevap yok. Acaba senin hastanelerine geçmiş yıllardan bahsediyorum ki bugünkü parayla çok daha fazla 5 milyar liralık teşvik verildi mi Bakan Bey diyorum. Cevap yok. 10 milyonlarca dolarlık teşvik verildi mi diyorum. Cevap yok. Kim bu? Kim bu özel hastaneler sahibi, bu zincirlerin sahibi, bu ülkede Sağlık Bakanlığı yapmış bir zat ve bunların hiçbirisine cevap vermiyor. Başka bir sorum daha. Covid döneminde 70 milyon aşı ithal etmişsin Sayın Bakan diyorum. 70 milyon aşı ithal etmişsin. İngiltere'de aynı yöntemle üretilen aşı 3 dolar. Sen 12 dolara ithal etmişsin. Arada 9 dolar fark var. Çarpın 70 milyonla 630 milyon dolar fark var. Niye yaptın bunu diyorum. Soruyorum Sayın Bakan'a. Neden böyle oldu? Cevap yok. Peki sen niye bunu bakanlık olarak ithal etmedin de aracı bir kurumla ithal ettin? Bu kadar yüz milyonlarca liralık, dolarlık bu korkunç servet kimlerin cebine boca edildi diyorum. Yine cevap yok. Başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Çamsakur Hastanesi. Diyorum ki Sayın Bakan, bir Kopak çetesi türemiş orada. Radyopak maddeleri satın alıyorlar dışarıdan. Milyonlarca liralık radyopak madde Çamsakur Hastanesi'nde kayıp. Ve bunlar hastalara kullanılmış gibi gösteriliyor. Bak diyorum, sen çözemiyorsan ben bu işi çözerim.
çeteyi biliyorum, arkasındaki alçak yapıyı biliyorum. Sisteme girelim, bir gün içerisinde bu çeteyi çökertirim. Niye bu soygun yapılıyor? Sayın Bakan diyorum, adres veriyorum, yer veriyorum, detay veriyorum, ilacın adını veriyorum. Bakan yine bir duvar, cevap vermiyor ve veremiyor. Başka bir soru daha. Diyorum ki Sayın Bakan, Kahramanmaraş Süt Çiğmam Üniversitesi Tıp Fakültesi. Burada hastalar kalp problemi oldukları takdirde buraya müracaat ediyorlar. Orada bir çete türemiş diyorum. Bu çetenin adı stent çetesi Sayın Bakan diyorum. Ve giden hastalara devlet bize DMO'dan, devlet malzeme ofisinden stentleri verdi ama çok kötü, masada kalırsınız. Git falanca adrese para yatır, gel ondan sonra stentini takalım diyorlar. Ve şu anda adresle veriyorum, Kahramanmaraş Süt Çiğmam Üniversitesi'nde tam 3000 tane stent kayıp, çeteler çalmışlar bunu. Ve bunların parasını vatandaşlardan çatır çatır 50.000, 100.000 lira alıyorlar. Sayın Bakan, gel bu çetelerle uğraşalım diyorum. Bakın hepsinin meclis tutanaklarında var, bütün detayları var. Soruyorum, bakana cevap yok. Ve bunlar da faturaları. Oralarda vatandaşların, zavallı vatandaşların bu çetelere vermek zorunda kaldıkları maalesef paralar. Şimdi başka bir şeye geleceğim. Diyorum ki bakın, siz kanser ameliyatlarında kullanılan bazı cihazları artık Batı dünyasından veya modern ülkelerden almıyormuşsunuz. Elimde çok ciddi belgeler var. Ben bir yakınımı da kaybettim. Kalın bağırsak kanseri uzmanı bir genel cerrah olarak diyorum ki Sayın Bakan, Çin'den getiriyormuşsun bu malzemeleri. Binlerce insan bu kötü malzeme yüzünden bağırsakları, anastomoz yapılan bağırsakları attığı için ölmüş bu ülkede diyorum. Adres veriyorum, soru soruyorum bakana. Ey bakan diyorum, buna cevap ver. Bu ülkenin insanları kaliteli sağlık malzemelerine layık değil mi? Niye kalkıyorsun da bunları bu halde maalesef insanlara bu kadar berbat şeyleri kullanıyorsun? Yine cevap yok. Yine mesela İzmit'te bir hastanede geçtiğimiz yıl 60 kişi yanmış. Bildiğiniz hastanede yatan kişiler, 60 kişi vücutları yanmış. Diyorum ki Sayın Bakan, o hastanenin elektrik altyapısı bozuktur, koterleri bozuktur. Ne olursun bunlarla ilgilen, bu yanıklarla ilgili araştırma yap diyorum Sayın Bakan. Umurunda değil. Vatandaşları yanmış hastanede, çatır çatır yanmışlar, umurunda değil. Niye olduğunu da söylüyorum kendisine, umurunda değil. Şimdi tabii söyleyecek çok şeyim var. Bu önergeleri çok arttırabilirim. Bir sürü özel hastaneyle ilgili dünya kadar şey söyledim. Onların hiçbirisine cevap gelmedi. Şimdi başka bir şey anlatacağım zamanımı dikkatli kullanmak için. Bakın ben 20 Mayıs 2024 yıl tarihinde bakana bir önerge vermişim. Fahrettin Koca'ya. Buyurun, bu önerge de burada. Diyorum ki Sayın Bakan, hastanenin adını veriyorum. Bakın burada Reap Hastanesi diyorum. Sayıyı veriyorum, 300 kişilik bir çete var diyorum Sayın Bakan. Ve bu çeteler diyorum, bakın hepsi yazıyor burada, SGK'dan para hortumluyorlar, çalıyorlar SGK'yı. Altına da gelip diyorum ki Sayın Bakan, çocuklar bu hastanelerde öldürülüyor. Çocuklar bu hastanelerde katlediliyor Sayın Bakan. Allah aşkına bu hastaneleri kapat. Buradaki sorumlu doktorlara gereğini yap, bunların diplomalarını iptal et. Denetle bu hastaneleri diyorum, işte buyurun. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi veriyor. İki diploması olan, hekim olan bir milletvekili. Umurunda değil bakanın. Umurunda değil. Şimdi diyor ki operasyonları biz çok gizli yürüttük. Kendisi James Bond olmuş. Çok gizli operasyonlar yürüttük diyor. Nasıl gizli operasyon yürüttüğünü ben size biraz sonra şimdi anlatacağım. Bakın, şu anda biz sadece buzdağının görünen kısmı ile meşgul oluyoruz. 12 tane bebeğimizle ilgili ölüm raporları ortaya çıktı. Peki bu ölüm raporları nereden ortaya çıktı? Bu ölüm raporları Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardan ve teftişlerden ortaya çıktı. Melek Süleymanoğlu alınmış hastaneye, aç bırakılmış yavrumuz. Aç bırakılarak yoğun bakımda ölüme terk edilmiş. Niye hemen öldürmediler biliyor musunuz? Olabildiğince uzun kalsın yoğun bakımda. Olabildiğince acı çeksin ve olabildiğince biz de bu devleti sömürelim. Biz de bu ülkeyi soyup sovana çevirelim. Onun için bu halde bırakmışlar. İsimlerini okuyorum tek tek. Kerem Muhammed Tokluoğlu, ötenazi diyor. Müdahale edilmeyip ölüme terk edilmiş. Sağlık Bakanı yazıyor bu raporları. Ben değil. Başka bir şey. Miray Sena, ani akciğer kanaması ve yetersiz ventilasyon. Demek ki bu zavallı yavruyu makineye bağlanmışlar. Ani akciğer kanaması demek, o makineyi boğazına koyduktan sonra öyle bir sıkmışlar ki çocuğu kanatıp akciğerlerinden kanatmışlar. Bu raporu ben yazmadım. Bu raporu Sağlık Bakanlığı yazdı. Bütün bu raporlar yazılırken aylar önce yazmışsın. Soruyorum sana Sağlık Bakanı, o James Bond bakana soruyorum. Gizli gizli operasyon yaptığını iddia eden o bakana soruyorum. O çocuklar yoğun bakımda açlıktan ölüme terk edilirken, o çocuklar kanatılırken, o çocuklar bu vahşete maruz bırakılırken nasıl
Nasıl gidip de o hastaneyi denetlemedin? Nasıl gidip de o hastanede bir araştırma yapmadın ve üstüne gidemedin? Yine devam edeceğim. Bakın Mustafa Sezer, yetersiz beslenme ve yetersiz takip. Bırakmışlar hastayı, umurlarında bile değil. Hekim arkadaşlarım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Bir başka bebek, hatalı tanı ve müdahale eksikliği, teşhisini yanlış koymuş ve müdahale etmemiş. Bebek orada hayatını kaybetmiş. Bir başkası tedavi gecikmesi, bir başkası tedavi hataları ve sevk yanlışları, bir başkası yoğun bakım yetersizliği ve müdahale eksikliği. Aldım hastaneden bilgileri, yoğun bakıma giden çocuklara biberonda süt dahi vermemişler, süt dahi vermemişler. Niye biliyor musunuz? Aç kalsın bu çocuk, olabildiğince uzun yaşasın ve her gün başına bu çocuklardan para alalım, devletten para alalım, bu milleti sömürelim, bu ülkeyi sömürelim diye yapmış bu alçak çete. Devam edeceğim daha. Havanur, yetersiz beslenme ve malnütrisyon. Bakın malnütrisyon aç bırakılan bir çocuğun bir deri bir kemik kalmasıdır. Allah aşkına biz hangi devirde yaşıyoruz? Hangi dünyada yaşıyoruz? Yoğun bakıma emanet edilmiş bir yavru bir deri bir kemik kalmış, haftalarca yatmış ve ondan sonra o çocuk hayatını kaybetmiş. Yanlış resüsitasyon ve tedavi gecikmesi. Çocuğun belli ki kalbi durmuş ve onu dahi çalıştırmamışlar. Onunla ilgili bile gerekeni yapmamışlar. Bir başkası eksik cerrahi, bir başkası beslenme yetersizliği. Yazıklar olsun size diyorum. Bu raporu yazan Sağlık Bakanlığı'nın ta kendisi. Ben size 6 ay önce ihbar etmişim. Bu hastaneleri kapat demişim. Burada cinayet işleniyor. Bu yavrular katlediliyor. Burada devlet soyuluyor demişim. Umurunda olmamış. Niye yapmıyorsun diye soru soruyorum. Meclis marifetiyle soru soruyorum. Sayın Başkanımın şahsında meclis başkanını hitap ederek söylüyorum. Niye sormadın bu bakana? İnsanlar ölüyor diyorum. Bu meclisin kürsüsünden haykırıyorum. Bu meclise resmi bir yazı yazmışım ben. Soru önergesi vermişim. Bebekler katlediliyor diyorum. Bir meclis bu yazıyı bakanlığa gönderir ve bir bakanlık buna cevap vermezse o bakan bir saat daha görevinde kalabilir mi? O bakan bir saat değil bir dakika daha görevinde kalamaz. Bakın geriye dönük olarak bu meclis komisyonu kurulsun. İçerisinde sağduyu sahibi, vicdan sahibi. Biliyorum ki sizleri itham etmiyorum değerli arkadaşlar. Ben sizlerin de şu anda benim anlattıklarımı içinizin kanayarak, acıyarak izlediklerinizi biliyorum ve sizi eleştirmek için söylemiyorum. Ortada çok vahim bir durum var. Çok acınası bir durum var. Büyük bir yetersizlik var. Devlet kurumları çalışmıyor ve devlet kurumları savruluyor. Bunları ayağa kaldırmak, bu yavruları korumak, bu çocukları korumak hepimizin sorumluluğu. Eğer bakın yoğun bakıma alınacak olan çocukların standart skorları bellidir. Bu skorları dönelim hepsinin dosyalarına bakalım. Birçoğunun binlercesinin, on binlercesinin skorlarının olmadığı, rastgele yoğun bakıma alındığına tanık olacağız. Başka şeylerden daha bahsedeceğim ben size. Bakın. Şimdi bu çetenin başında bir adam var. Yani o doktorları koruyan kollayan bir adam var. Altında çakarlı bir araç. Milletvekilleriyiz, bizlere de devletimiz veriyor hızlı hareket edelim diye. Bu çakarlı aracı altına alan adam bu cesareti nerede buluyor da savcının odasına giderek süreçle ilgili savcının yakasına yapışıyor. Buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, televizyon ekranlarından seslendim, kayıtsız kaldın. Sana Millet Meclisi'nden sesleniyorum. Şu anda makamında koltuğuna otur, o kompütürü aç, bu alçak çete başına o çakarlı araçları kim verdi bul çıkart ve gereğini yap. Devlet bu kadar sahipsiz olamaz, bu kadar duyarsız olamaz ve bu kadar çaresiz olamaz. Bir başka konu, kapatılan 19 hastanenin bir tanesi de eski Sağlık Bakanı, Sayın Müezzinoğlu'nun hastanesi. Bu ülkede kendisi bakanlık yaptı, Sağlık Bakanlığı yaptı. Çok vahim bir şey söyleyeceğim size. Çok dramatik bir şey söyleyeceğim. Sadece Müezzinoğlu'nun değil, bu Reyap Hastanesi ve buna benzer pek çok hastanede de olan çok vahim, toplum tarafından bilinmeyen bir realiteyi paylaşacağım. Ne yapmış bu çete başladı biliyor musunuz? Bunlar gitmişler. Arka mahallelerde, mahalle aralarında kurulmuş tıp fakülteleriyle anlaşmışlar. Ne anlaşmışlar? Sen tıp fakülteni aç, ben de sana tıp fakültesi hastanesi olayım. Bunlar tıp fakültesi hastanesi biliyor musunuz? Aynı zamanda bebek dostu hastane olarak bakanlık tarafından ödüllendirilmiş. Aynı zamanda bunlar tıp fakültesi hastanesi. Peki ne işe yarıyor tıp fakültesi hastanesi? İki işe yarıyor. Çünkü SGK tıp fakültesi hastanesi olduğu zaman bunlara %30 daha fazla para ödüyor ve bunlar KDV'den muaf oluyor. Görüyor musunuz sistem nasıl çalışıyor? Görüyor musunuz bu millet nasıl soyuluyor? Ve bu ülkenin evlatları, pırıl pırıl Türk çocukları katledilirken kimi çeteler nasıl semiriyor ve bundan sorumlu olanlar, bununla ilgili mesuliyeti olanlar nasıl duyarsız ve nasıl kaygısız vaziyette görevlerini yapıyorlar. Ben buradan açıkça ifade ediyorum.
Türkiye çok vahim bir skandalla karşı karşıyadır. Sadece bebek ölümleri değil, sadece kadın ölümleri değil, sadece stent çeteleri değil, sadece endoskopi çeteleri değil veya diyaliz çeteleri değil veya diğer ünitelerde görüntüleme merkezi çeteleri değil. Türkiye devlet iyi yönetilemediği için, devletin sahibi olmadığı için çetelere teslim edilmiştir. Gelin bu alçak çetelerle hep beraber mücadele edelim ve bu ülkeyi hep beraber temizleyelim. Aksi halde bakın iddia ile söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bu Buyurun sen, buyurun sayın milletvekili. Sizlerle beraber olmaktan onur duyan birisi olarak söylüyorum. Tarihe karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Ve bu söylediklerimin doğru olduğunu bilen, bunların her birinin tek tek doğru olduğunu bilen içinizde AK Parti sıralarında olan arkadaşlarım var. Onlara da sesleniyorum. Yüreği hakikaten samimi bir şekilde Türkiye için çarpan insanların olduğunu da biliyorum. Gelin bu lanetlerin üzerine hep beraber gidelim. Ama sadece o çetelerin üzerine gitmek olmaz. O çetelere zemin hazırlayan, onların arkasını sıvazlayan, onlara destek olan ve onların bu rezaletine göz yuman kim varsa hepsinin üzerine hep beraber gidelim ve bu ülkeyi hep birlikte temizleyelim diyorum. Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.